Evet sevgili YouTube Tiny Room Stories ee, Tiny Room'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. A, oyunun adını sürekli olarak unutuyorum. Tiny Room Mastery neydi ya? Tiny Room Stories Town Master, tam. Tiny Room diyelim. Tiny Room'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch chat ile birlikte size de selamlar diyorlar. Hay diyorlar. Merhaba diyorlar. E, 13. bölümdeyiz. Next Lab'da kamyonundan çıkan eser. Böyle bir eser bulmuştuk. Şimdi buraya gidiyoruz bölüm 13'te kısım 1 kısım 2 falan diye bir şeyler var galiba biz şu anda kısım 1'i bir oynayalım nehir kenarındaki ev varmış oraya gidiyoruz bakalım e, neler gelecek başımıza sahildeki ev kristalin gösterdiği ikinci nokta koyun ortasında dalış ekipmanlarını ve tekneyi ararken sahilde karşına yalnız bir ev çıktı belki de ihtiyacın olan her şey oradadır diyor görevler bak burası farklı bir şeyle karşılaştık. Görevimiz var dalış ekipmanı. Bu ne palet bul diyor. Maskeyi bul. Oksijenli dalış tüpünü bul. Bak görev kısmı açıldı. Buradan arada bakacağız demek ki. Tamam. Buluruz. Buluruz, bakarız. Mesela burada bir şey var. A4 diyor. Bu açılıyor mu? Hayır. Şöyle etrafı kurcalayalım. Peki arabanın şu tarafından falan. Bankta bir şey yok. Buraya gidelim. Bir süre sonra. Aa, baltayla odun kestim bir. He. Kendimi kaptırdım. Bak bütün odunları kesince arkada ben zaten görmüştüm burada kırmızı bir şey vardı. C8 çıktı. Güzel. Bak burada C8 var. Arabanın içerisinde neydi? A4 müydü? A4 var. Bak bunlar hep bir işimize yarayacak. Şu beyaz şeyde bu ne? Gaz tankıymış. Tamam burada bir şey yok. C8'i bulduk. Çık. Ee, bota gel. Bir tekne bul. Tamam bak tekneyi buldum. Tekne bul burada çıktı. Burada da B9 yazıyor. Ne diyor? Tekne iyi durumda ama motor ve anahtar kayıp. Tamam. Şöyle gelsek, değil mi? Burada da B9 yazıyor. A4 var, C8 var, bir de B9. Artık bunları nerede kullanacaksak bilmiyorum. Bakacağız. Ee, başka şu evin arka taraflarına buralara böyle gidiliyor mu? Tabii ki. D3 var. Bak sürekli bir şeyler çıkıyor. Sizde yazdıklarınızı sürekli güncelleme durumu oluyor. Bir sürü böyle şeyler bulacağız. A4, B9, C8. D3 geldi şimdi. Bir tane levye aldım. Çeşitli çöpler diyor. Evet burada dörtlü sayılardan oluşan. Buraya dörtlü bir şey buluruz artık. Bilmiyorum mesela D3 şey olabilir mi? 4, 8, 9, 3 falan gibi. 4, 8, 9, 3. Hani nereden buldun şeyden işte A4 B9 falanlardan ama 4983 diye yazdım olmadı onların belki sıralaması farklıdır. Neyse şu an emin değiliz onu bütün kombinasyonlarını denemek uzun süre devam edelim. Belki öyle bir şey olmayabilir. Çatıda da şuralarda hiçbir şey yok. Tamam dışarısı şu an bitti gibi. Ee, burada büyük ihtimalle levye ile. <laughs> Hepsini kıralım. Bir sürü şey bulacağız. Palet, maske falan herhalde hepsi evin içindedir diye düşünüyorum. Aha kapalı. Başka levye de gitti. Ha. Kilitli. Bura saksının içerisinde. Ha, anahtar. Tamam. Buranın dil kapının anahtarı. Sandalyeyi salladık. Burası da kapalı. Gel. Anahtar. Evet. Sahil evine girdik. Elektrik yok mu? Korktum. Evet. ABC'de sıralım. Ha 4, 9, 8, 3. Ha demin öyle yazdım. Demin öyle mi yazmıştım? Sanki öyle yazdım gibi. Yazmadıysak yine deneriz. Bakalım. Şimdi Elektrik yok. Ha motor burada bak. Motoru buldum da motoru monte et var. Sökülmüş mü? montaj kılavuzunu bulmak lazım diyor. Tamam kılavuza göre. Şuradan bir yere daha gidiyoruz. Buralarda bir şey yok. Şuraya gidelim. Bu olabilir mi? Kılavuz. Çeşitli hikaye kitabı. Tablet. Tabletinde şarjı yok. Ay dur. Buraya girme daha ben buraya bakmadım. Kitaplar. Çeşitli kitaplar ama her an bir yerlerinde bir şeyler çıkabilir. Hayır. Televizyon açılmıyor. Şömine hayır. Ee, perdeyi indirdik. Şunu da indirdik. Bir şey yok. Buralarda yemekler falan meyveler çürümüş. Tamam burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Aha burada bir şeyler var. Dur. Şu taraf. Bu ne? Redcliffe'de balık tutmak. Aa. YouTube kanalı varmış. Redcliffe'de balık tutmak diye kanal mı açmış? Tebrikler üstünlük için 1 milyon abone. Altın oylama düğmesi Redcliffe gibi küçük bir kasaba için büyük başarı. Valla 1 milyon aboneye motorun olduğu yerde ona bir şey olabilirim. Evet o tetris parçalarını birleştireceğiz şey diyordu. O parçaların nasıl birleşeceğini bulmak için şey. E, şema bir şey bul diyordu. Bu ne böyle dönüyor. Balık tutma ile ilgili farklı farklı kitaplarmış. Bu da boşmuş. Bu da boşmuş. Çekmeceler de boş. Kutularda da hiçbir şey yok. Tamam. Atölye. Şimdi ben bu atölyeden salona geldim. Salondan mutfağa geldim. Bir sürü kapı var. Unutmadan her tarafa bakmamız gerekiyor. Buzlukta meşe palamudu mu? Meşe bulamadı. Buzlukta saklanıyor. Buz tutmuş. Aha. Güç yeri. Bu ne? Kibrit. Kibrit bulduk. Lazım olur. Şurada ekmekler, pis pis bulaşıklar, genel temizlik malzemesi. Aa bulaşıkları yıkıyoruz. Bunu da al. Bu ne? Sünger. Süngerle bulaşık mı yıkayacağım ben? Ne yapayım? Onun içinden bir şey çıkacak herhalde. Böylesi daha iyi. Ben neden temiz bulaşıkları yıkadım ki şimdi el alemim? Allah Allah. Çok ilginç bir şey oldu. Ben neden bulaşıkları yıkadım? Şömine vardı. Evet. Kibritle şömine yakılır. Doğrudur. Ateşi nerede kullanacağız dediğimizde mantıklı. Tamam burada da bir şey yok. Burada güç açılmıyor. Hizmet güç yok diyor bir şey diyor. Şimdi merdivenlerden aşağı inmem, yukarı çıkmamı falan bir şey var. Ee, bu tarafta bir Oha. <laughs> ben neredeyse buraya dönmeyecektim. Burada bir sürü şey varmış. Aa Gryffindor. <laughs> burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Anahtar. Burada anahtar var mıydı? Yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. İlk önce böyle her şeyleri bir bulmaya çalışalım. Ondan sonra onları A dur. Arkası. Burada bir şey. Aha. Hı. Yazın yazın 4 6 2010. Bütün her şeyleri bulalım. Alınabilecek eşyalar, işte sayılar, tarihler. Ondan sonra onu oraya kullan. Bunu buraya yaz şeklinde devam ederiz. Öylesi daha mantıklı. 4 Haziran 2010. Aa dur, bak burada da bir şey var. Ee, şimdi orada sadece tarih yazıyordu ama burada bir de şekiller de var. Ben bunun resmini çekeyim. Tamam. Bu askerlik fotoğrafı, düğün fotoğrafı. Sonra burada çocukları olmuş. 4-6-2017. 6 2010 var ee, Ondan sonra neydi bu 15-4 müydü 15 4 99 Tamam bu yazılı Dursun altındaki şekillerde de de aile 46 2017 aile fotosu ha öyle de yazabilirsiniz aile fotosu -46 Çünkü kesin sorabilir burada çocuk olmadan önce galiba bir yerlere gitmişler çift olarak ay dur tatile bir yerlere tarlamarla. 23-8-2002 tarih sıralamasına göre de bakılabilir Tabi 2002'de evlenmeden önce evet 2000'i evlenmeden önce bir yerlere gitmişler 2010'da evlenmişler 99'da zaten bu askerdeymiş 99'da askerde sonra burada tanışmış 2002'de 10'da evlenmiş 17'de iki tane çocuğu var Ay dur bir git ya. Sonra köpek almışlar. Yok 95'te köpeği varmış. Ta ha, askerden bile önce. 1 Mart 95. Tamam hepsi gezi fotosu aynen. 23 8 2002 Köpekli fotoda 1395 tamam. Köpeği varmış, askere gitmiş, tanışmış, evlenmiş, iki de çocuğu olmuş. Tamam. Senaryo bu. Çıktık. Buradan almıştık zaten bu tarihlerde de. Şimdi büyük ihtimalle bir yerde diyecek ki işte askerlik, düğün fotoğrafı tarihi falan atıyorum. Çocuklarla bir yere gitmiştik. Çocuk fotoğrafının hemen arkasındaki şey yazılır. Burası da tamam. Şurası neresi? Ha dışarıymış. Şuradan gir. Ha burası evin öteki tarafına çıkışıymış. Tamam, dışarıya çıkılıyor diyor zaten. Orası misafir odasıydı. Ben yukarı çıkıyorum. Burada yerde bir şey var gibi ama burada kapak var ha yerde. Görüntü hatası değilse bu boşmuş. Işık açık değil. Kutularda bir şey yok. Green'in farklı tonlarında 50 kitap. Masaya bakalım. Aha. son Sonane. Neyin son annesi? Bu ne? Bunu da çekeceğim. Bu da değişik bir şey var burada. Biz buraya düzenlemeye mi geldik? Bulaşıkları yıka. Kitapları düzelt. Herkes bir miktar mükemmeliyetçidir. Evet. Toparladık valla. Bulaşıkları da yıkadık. Kapalı. Şu açabilir mi? Hayır. E ee? Orayı açamıyoruz. Orası dışarısı. Burada bir şey yok. Misafir odasında. Hadi gidelim şuraya bir odunları atalım. Sonra yakalım. Durup bakmadan da alevler görülebiliyor diyor. Durup bakmadan alevler görülebiliyor. Hizmet hiç Ya niye yaktık mesela bunu? Evi komple düzenliyoruz. Mutfağa git. Mutfak değil miydi burası? Heh. Yok misafir odasındayız. Şuraya git. Ha benzin var. Tekneye benzin koyacağız o zaman. Ben şu tarafa dönmemişim. Şimdi. Şimdi. diyor ki bak motor sökülmüş montaj kılavuzunu bul diyor. Ha şunu şununla açacağız. Tamam ben de diyordum. Bunu neyle açacağız ha. Yeşil anahtarı buldum. Montaj kılavuzunu bulmak gerek. O zaman yeşil anahtarla gideceğimiz odada. Net. Dur burası değil. Mutfağa gel. Yukarı çık. Yeşil oda. Ya bir burası kaldı çünkü. Montaj kılavuzunu bulmamız lazım. Hizmet. Güç yok. Aa bu şey. Bir dakika. Tableti, tableti koysak. Şarj eder mi de? Güç yok ki. Aha siyah anahtar. Tamam. Burada elektrik yok. Şu ne? Ha, hayvanlar. Hayvanlarla alakalı bir şey biz görmedik ki. Sincap var. Bu ne? Kunduz mu? At. Kedi. Fare var. Bu ne? Papağan, ayı, tavşan, kedi, geyik. Bu ne? Küçük hamster gibi bir şey. Balık var. Gergedan var. Oha bu hayvanlarla alakalı biz hiçbir şey görmedik hiçbir yerde. O nasıl olacak? Bunu da açamıyoruz. Dolapta tişörtlerde falan bir şey yok. Tuvalete girelim. Ya montaj şeyi nerede? Aha, bunun fotoğrafını çekmem lazım. James Kova, Kova, neyse işte. Bunun eviymiş demek ki. Ha. Paletleri buldum. Dalış ekipmanı maske diyor bak. Oksijenli dalış tüpü nereden bulacağım ben bunları? Siyah anahtar da teknenin anahtarı olabilir. O zaman tekneye binip, binip bir yere gideceğiz. Tamam bu kadar değil burası. Burada çünkü başka bir şey çıkmıyor. Koridora gel. Ha şu vardı. Tamam bunda bir şey yok. Ee, şimdi yatağın altında hayvanlı yer var. Burada da bu var. Son dört tane. Ha bilmiyorum işte kunduz gibi. Bu neyin dört tanesi olabilir? 4923 olabilir mi? 4923. Yazdığımız tarihlerdeki yılları denesek. Deneyelim. Köpekli foto mesela en son. 1995. 1995. Bu olmadı. E, 0103. Değil galiba ama 2002. 2002. 23 yok olmaz. 2308. 2002 zaten olmamıştı. 0406. 2017. Bunların hiçbiri değil bence. 2017 aile fotoğrafı da olmadı bir tane 1999 vardı askerlik o da olmadı. Köpek alınan 1995 vardı o diye bunlar. Hiçbiri değil bence. 23'ü aile fotosu 0406'yı denedim. 2017 denedim. 0406 tamam onu denedim. 2 tane 0406 vardı. Galiba öyle bir şey. 15499 99'u denedim. 1504 o da değil. E, 2010 vardı. O da değil 0406'yı zaten denedik. Aa, hiçbiri değil. Kaçırdığımız bir şey olabilir mi? Yani burada bir de böyle bir şey var. Bunun fotoğrafını çektim. Çektiğim fotoğraflara bir bakalım. Onu çektik. Yani askerlik fotosunda böyle değişik şekiller vardı. Bilemedim. Neyse, bir dışarı tekrar bir çıkayım. İki tane açılması gereken sandık var. Şömineyi mesela niye yaktık? Güç yok, elektrik yok. Tablet'i şarj etmemiz lazım. Bazı, belki bazı şeyler tablette olabilir. Montaj kılavuzunu zaten bulamadık. Şunu monte edeceğiz. Mesela motoru monte etmeden biz şeyle bir yere gidemeyiz ki tekneyle. Ha şu D3 falanlar var. Ha burası var. Yuka, yukarıda iki tane şey sandık açılması gereken D3'ler falan nereye yazılacak? Bir de burası var. Genel olarak da şurayı motoru toplayıp gitmemiz gerekiyor. Mesela şuraya benzin koysak Tekneyi durumda ama motoru ve anahtarı kapı Anahtar işte. Bu motorun anahtarı değil mi? Ne taraftan takacağız bunu? Bu o zaman onun anahtarı değil. Peki dışarıda kilitli başka bir kapı bir şey var mıydı? Bura var ama burası şeyle açılıyor. Ben bir tane basayım bakayım. Bir tane soru işaretine basalım. Dışarıdaki benzin tankından bidonu doldur. He, gaz diyordu bak buradan bidonu dolduracakmışız. Tamam. Tamam. Buradan benzini doldurduk. Sonra büyük ihtimalle zaten benzini buraya bir yere takmamız lazım. Takılmıyor. Bir soru işareti daha yapalım. Dışarıdaki bodrumun e, şifreli kilidini aç. Sayılar bahçede saklı. ABC'de sırayı gösterir. Ha tamam. Zaten öyle demiştik. Ege yazmıştı. Aynen 49.83'ü denemedin. Tamam. Tamam. Aslında 48-93'ü 49-93 yanlış yapmışım. 9'muş bu. O zaman, değil mi? 4983 tamam. Yeri farklı. Tamam. Bodruma iniyoruz. Ah, bodrumda bulacağız artık bir şeyleri. He, burayı açacağız. He, bunun şeyi, benzini. Jeneratör, jeneratörü çalıştıracağız. Bas. Oh, süper. Jeneratör içinmiş. Bura kapalı. Şu açar mı? Açtı. Çok güzel. Burada bir şey yok. Geç. Aha. Dalış tüpleri. Dalış tüpü bul Ama bir dakika. Boş dalış tüpü. Dolusunu bulacağız. Ha bulduk. Paleti buldum. Dalış tüpünü buldum. Ee, maske var. Dalgıç giysisi var. Daha zaten bunları bulmadan hiçbir şey yapamıyoruz ki. Burada balık tutmak ile ilgili videolar. Evet bak youtuber'mış, video çekiyor burada. Yeşili yapmış. İşte balıklar şöyle tutulur. oltalar bir şeyle. Bu ne? Çevir. Tersini çevir. Çevirmiyor. Çamaşırlar. Bu ne? Toz deterjan. Oksijen dalış tüpü müymüş o? Tüpü de bulduk. Bunun içine bir şey yok, bunun içine bir şey yok. Çamaşırları mı çalıştık? Çamaşırları da yıkıyoruz. Allah Allah. Vallahi yıkıyoruz. Biz evi komple niye böyle yapıyoruz? Bulaşık yıkadık, eşyaları düzenledik. Aa, deterjanı da koy şuraya. Bas. Allah Allah. Biz bu evi neden düzenliyoruz? Niye temizliyoruz? <laughs> Çamaşırları da asacağız ha bu arada. Dışarıda askı vardı. Dışarıda çamaşır askısı vardı hatırlıyor musunuz? Evin yanında kahverengi tel böyle. Net dışarı çamaşırları asacağız. Temizlikçi ayağınıza geldi. Hakikaten ha. Hay bir de uzun zamandır da burada yaşayan kimse yokmuş. Meyveler falan çürümüş etmiş bir şeyler olmuş. 26 saniye bunu bekleyeceğiz. Hani gidebilirim de bekleyeyim dedim. Büyük ihtimalle çamaşırları alıp asacağım çünkü. Şimdi elektrik geldi. Yatak odasında tableti şarj etmem lazım. Ee, şey vardı üzerine koyunca şarj edilen alet. Bayağı temizlik yaptık ya. Çok merak ediyorum. Bu temizlik tamamen oyunun içerisindeki bir espri mi yoksa bir işimize yarayacak mı? Aç kapağı. Çamaşır sepeti. Tamam burada işte çamaşır sepeti. Şunları da koy. Tam çamaşır sepetiyle al. Bak kurumaları için asmak lazım. Biliyorum gördüm çünkü dışarıda. Dışarıda gördüm. Çık buradan. Nerede? Bak şurada. Aha Çamaşır. As. Ha bir de tek tek. El halimin çarşafını, pantolonun şeyini. böyle daha iyi. Asıyoruz. Başarı kazandım. Sindirella başarısı kazandım. <laughs> Eve yardım edip temizlediğim için Sindirella başarısı kazandım. Neyse evin şeyi açılmıştı dur elektriği. Aa posta kutularında da bir şeyler vardır. Bu ne range? Aha arkadaşlar. Bir sürü posta kutusu var. 80, 37, 49. Ha, aa bunlar benim çektiğim resim. Çektiğim resim. Dur dur dur. Masanın üzerinde topladıktan sonra çekmiştim. Evet. Onların resimleri şu. Birinci, şu ikinci, üçüncü, dördüncü sıralama böyleydi. 80, 37, 49, 535, 52. Evet. Bu sıralamada masanın üzerinde kitapları düzenlerken öyle bir şey vardı. Stop. Orada bir şey yok. Tamam eve giriyorum. Gir tekrar eve. Kılavuzu hala bulamadım. Kullanma kılavuzu tablette o zaman. Benim tableti şarj etmem lazım. Şuraya gir. Gel. Kapa. Ay dur bu değil. Şunu koy. Elektrik geldi çünkü. Bir şarj et bakalım. Oradan bir şey çıkacak. Aha. Askerlik fotoğrafı. Çok hızlı şarj oluyor. Sadece bir veya iki saniyede. Askerlik fotoğrafını biliyoruz. 99 yılında askere gitti. Evet bak bunu gir diyor. 1999. 999 değil miydi? Dur dur dur. Asker fotoğrafının günü ayı neydi? 99, 99, 99. Ha 15.04. Aa olmadı. 15.04, 99'du. Aa. Sebep? Hayde. 15.04.99 değil mi? Çık. Burada değil. Çık. İn aşağı. Misafir. Neredeydi? Yok. Koridorda mıydı? Ha şurada. Yanlış mı yazdık? Bu fotoğraf işte ha şey var pardon pardon bunun altında He ha. ha tamam sıralamasını bir biri yazacağız galiba değil mi yanlış mı düşünüyorum nok o zaman bu ne bir desen dört desen 1999 ya 1499 mu? Evet ay önce olabilir. Doğru. 1499. Sıralama vermiş orada. Duraki. Eee dur. Ee, dur. 04 01 Dört bir doksan e sıfır dört on beş on beş sıfır dört on bu ne arkadaş? He buraya yazacağız buraya yazacağız askerlik şeyi kolye kolye tamam 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 345 15 49 23 tamam tamam en başta ya ee, şey yazacağız hemen yazın söylüyorum 3 3 tanenin baştakini yazacaksın diyor 3 5 9 3 3 5 9 3 tamam tuttum aklı 3 5 9 3 3 5 9 3 yes Unuttum ya kolye vardı asker kolyesini Asker kolesi şey yaptı aya takıldık ya 3-5-9-3 tamam Heh bak montaj Dedim artık hiçbir yer kalmadı tablette olması lazım İyi iyi fazla soru işaretine basmadık ee, MS-150 takma motorun etkili bir şekilde sökülmesince aşağıdaki verilen sıralamada yapılması gerekiyor yani birinci parçadan Başlayıp 10. parçaya kadar teker teker Çıkarılacak Okey Atölye Git Şurası Hayır Burası değil. Şurası. Ha. Ayn Geri al. Yanlış sıra. Evet. Şimdi Z. Z. Yanlış sıra mı? Nasıl ya? Ee, birinci parçadan başlayayım. Bir bu değil mi? hepsi yanlış bir bu oluyor. Ama bu 10. ondan geriye o zaman. Tam ondan geriye gideceğiz o zaman. Tamam. Bunu koydum. 10 oluyor çünkü. Artıyı koyacağım. Tamam ondan geriyeymiş. 10. parçaya kadar teker teker çıkarılacak. Tamam çıkarırken birden başlıyorsun çıkarmaya. Takarken ondan geriye tam. Ee, I, I var. I ne? Şu mu? Evet. Şu. Böyle altı düzlü şu, böyle altı düzlü e, ters C gibi bir şey şu, e, şu. E, şu, şu şu e, L var Z var L var Z var. Okey motor artık tekneye takılabilir tamam. Bununla da işimiz bitti. Ama hala maske bulamadık, dalış giysisi bulamadık. Dolşeveda tekne anahtarı. Dışarı. Gel tekneye. Şunu bir tak. Tamam. Motora yakıt ikmali yapmak lazım. Bizim yakıtımız bidonumuz neredeydi? Bidonumuz, bidonumuz aşağıda şeyde kaldı. Dur dur, dön arkaya. Oradan alıp tekrar dolduracağız. Şurada kaldı. Şurada kaldı. Al bidonu bidon şunu ver ee, çık buradan değil ya yani. şuradan çık. tamam ee, sonra gel 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 şuraya gel bunu koy şunu da doldur tamam motora yakıt da yaptık tekne ara anahtarını bul diyor onu da bulamadık Tamam bir de şey geldi aklıma. Ee, bir dakika burada bir şey yoktu değil mi? Ee, bir şuradan gir. Mutfakta dolabın içerisinde bir şey vardı. Mutfak. Şu. Aha gizli yer. Bunu elektrik yoktu o zamanlar. Bu ne? Ha. böyle de bir şey çektik mi? Çekmedik. Hmm. Bunu yapabileceğimiz cevabını böyle boyutlar böyle bir şey öğrendik mi? Daha onu yapamadık yatak altında hayvanlı şeyi de yapamadık ya. Biz aslında burada bir sürü şey yapamadık o işte açamadığımız sandıklar, yatak altındaki şeyler hep onların içinden şey çıkacak. Birinden maske çıkacak, birinden dalış, dalış giysisi çıkacak falan. Belki anahtar hep bunlar oradan çıkacak. Soru işareti. Mutfak dolabındaki gizli çekmeceyi çek. E tamam çektim. Çektik zaten. He, balık iskeleti dolaptaki gizli çekmece için bir koddur. He, bunun desenleri. Desen balık Sade doğru düzünü bulmak için mutfaktaki mutfak lambalarını kapat. Ha. Ha. Mutfak lambası nerede ki? Ha, ay bak balık kuyruğu oluyormuş burada. Şuraya kuyruğu koymuşlar buradan balık kuyruğunu. Anla diyor arkadaş. Balığı zaten bulmuştum misafir odası dönüyordu o öyle dönüyorsa vardır onda bir şey demiştim şöyle doğrusu bu değil mi mı yok ha A kafa bu tarafa doğru dönecekmiş neyse eee 2 mi 2 3 4 3 1 5 Hmm kuyruk tarafına 2 desek Şu 2 mi yok şu 2 olsun 2 Şu Şöyle olsa. Yok ya bence bu bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu tekrar böyle. Şu tekrar küçük. Bu da en uzunu. Ama olmadı. Neyse çöz. Heh. Tekne ile kovaya gir dalıç giysisi bul. Tekne anahtarını bul. Çok iyi kazandı. Tekne ile koya gir. İkinci kattaki kasanın kodu kod için ipucu posta kutularının çizimi ve son basamak ifadesidir. He. Son hane diyor. Neydi posta kutularındaki yazdığınız? 800, 200 bir şeyler. 80, 37, 49, 535, 52. Ne diyor? Posta kutularının çizimi ve son basamak. Posta kutularının çizimi bu bu sırayla gidiyor dışarıda da bu sırayla şu 80 şu 37 49 535 52 Weaver hoş geldin. Var mı aklınızda bir şey? Ne olabilir posta kutuları? 80, 37, 49 535, 80, 37, 49, 37, 49 Son hane Bütün son haneleri mi birleştireceğiz? ondan 0, bundan 9 Bundan 5, bundan 2 ay doğruymuş Aldım, tamam Anahtarı da bulduk. Dalgıç giysisi. Şimdi hayvanlar var. Yatak odasındaki şuradaki hayvanlar. Ben bu hayvanları ne alaka mesela hani hayvanlarla ilgili hiçbir şey bulmadık ki. Yatak odasındaki bulunan yatağın altındaki kutuyu aç. Evdeki nesneler bu evde yaşayan kişinin balıkçı olduğunu gösteriyor. Kutunun kodu. Evdeki nesneler bu evde yaşayan kişinin balıkçı olduğunu gösteriyor. He, o zaman hep balıkla alakalı şeyler mi? Ne bileyim balık. Bütün balık çeşitleri. Ha evet bak bu balık bu balık ama sıralaması yanlış olabilir. Her birinde farklı balıklar varmış. Aha. Bütün balıkları yapınca oldu. <laughs> Afiyet olsun. Al bakalım çayını. Bunu da aldım. Tamam. Bitti galiba tekneyle açıl, göster. Evet, artık gidiyoruz. Anahtarı da bulduk. Vallahi gittik. İkinci kısma geçiyoruz. İkinci kısımda yine 13. bölümdeyiz. 13. bölüm olduğu için ikinci kısma da devam edelim. Körfez. Tekneyle körfeze açıldık. Ekipmanı hazırlayıp tekneyi onardıktan sonra kristalin koyun ortasında gösterdiği noktaya ulaşıyordun. Dört bir yanında deniz var. Koyun sularının neler sakladığını öğrenmek için dalman gerekecek. Aha. Dalmadan önce dalış ekipmanları. Tamam giyindim. Hadi bakalım. Denizlere açıldık. Bir deniz altında zaten sağa sola gitmediğimiz kalmıştı. O da oldu tam oldu. Aha, sandık boş. Aha, renovasyon, <laughs> renovasyon olmasın ha, renovasyon, renovaciyon. Ee, mağara buldum. Aha neler oluyor burada neler oluyor. Çevirmeli. Aha bu ne? Sanırım bunun bir efsanesi vardı. Taşa saplanan kılıç. Kılıcı çıkaran güç en güçlü insandır falan. Neler oluyor ya? Vay 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 vay. Vay arkadaş. Bunu ne elden alacağız ki bunu? Teşekkürler. Hoş geldin. Soru işaretine bakacağım. Ee, körfezin altındaki sandıkları ara. Ha bir sürü sandık varmış. Sandık boş. Başka sandık. Ha böyle kolay oluyor ya soru işareti. Ha. Hileli bir anahtar gibi duruyor. Hmm. Gemiye yüz. Böyle basa basa da olmaz ki arkadaşım. Ay dur bir dakika buraya bakmadım. Bura biraz karışıkmış ha. Diğer taraftan bakmak lazım. Bu değil. Ölmüş. Bu kaptan olmalı balık gemisinde balıklarla birlikte uyuyor. Bu ne? Da bilmiyorum. Sandığı açmak için ahtapot anahtarının kollarını geminin bir kısmındaki Görüntüye uyacak şekilde çevir. Ardından altı buton atını son... Ha, göster. ve Ha. Sandığı açmak için altı kollarını geminin bir kısmındaki görüntüye uyacak şekilde çevir. Böyle değil mi zaten? Hiç çevrilmiyor ki. He pardon pardon tamam. Kollar nasıl? Sağ yukarıda. E, sol aşağıda. Şu aşağıda şu yukarıda. Aşağıda aşağıda. Aşağıda aşağıda Tamam Hayde 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 Ay o doğruydu E. Bu böyle. Böyle daha iyi. Böyle. Böyle. Aa, bu da böyle. Evet. E bu ne? Beynim şu an buna imkan, ihtimal yetmiyor. Yetmiyor. Bu ne? Su altındaki gördüğün kılıçların ipucu görüntülerini eşleştirmek için soldaki 3 taşı çevir, ardından sağ bölümdeki çizgi bulmacılı kodunu sayılardan sembollere kadar <laughs> göster. soldaki üç taşı çevir. Ardından sağ bölümdeki çizgi bölümünün kodunu gir. Soldaki 3 taşı çevir. Baklava kare yuvarlakmış. Neyse geç. <Gülüyor> <Gülüyor> hazine bulduk. Korsan hazinesi buldum. Koordinatları unutmamam lazım. Aha. O varsam cin çıkacak mı? Tüy işe yaramadı. Alaaddin'in sihirli lambası Kafatası dolu odadaki bulmacayı çöz. Tüm kareler beyaz olmalı. Ha, burada şey varmış. Tüm kareler beyaz olmalı Hadi yine rastlantı eseri Deneyelim <laughs> Yine yaptım Tamamen sallamasyon bastım bastım oldum <laughs> Karayip korsanları Sanırım bu paraları dokunsa, Dokunmasam daha iyi olacak Evet lanetli paralarda alınca lanetleniyordum bir şeyler oluyordu Bir tık karayip korsanların çok seviyormuş galiba oyun yapımcısı. Kılıcı ne yapacağım? Mağaradaki dört kılıcı bul. He, buralardaymış. Tamam, bulduk dört kılıcı. Kapalı. Başka, sandığın yanında oturan korsandan anahtarı al. He. Bir anahtarı alınca parçalandı. <laughs> Çaydanlıktan cin çıkacak diye beklerdim. Aha, döndürme de varmış. Tamam. Aldık onları. Kılıçları üzerinde kafa tasları olacak şekilde sütunlarlık açıklığa koy. Aa, böyle bir yere geldik. Burası neresiymiş? Ha burası. Şuraya. Ee, Ha. Kapalı mı? Hmm. Şurası. Buraya bir şey sokun. Evet. Ben bunları çevirdim. Ben bunları mı çevireceğim? Bunları mı çevireceğim? Kadar zamanda kaldı. çevir. Ha. Niye gösterdim? Zaten buradayım. Ee, sol aşağıya. Şu değil mi? Kılıçlı. Aa yanlış. Şu tarafa. Aşağı, sağ çapraz. Hi yanlış. Olmadı. Ee, sola, şu aşağıya, bu da böyle miydi? Şu, şu değil mi? Şekillere göre baktım. Nasıl yapayım? Şu şekil şu şekil diye şöyle yaptım. Ya da şekille hiçbir alakası yok. Bu mu böyle olacak? Sonra bu böyle olacak. Biri de üçü değiştirdin. Ha, burada mı? Şurada mı? Kafatasını bulduğun kağıtla eşleşecek şekilde çevir. Burada. Tamam. Burada birincideki şu kafatası, şu kafatası değil mi? Böyle sol çapraz olmayacak mı? Şu mu acaba? Ya. Ya da bir dakika bu bu. Tamam pardon. Pardon şunla şunu karıştırdım. Şu birincisi şu. Tamam tamam tamam. Bir ile üç dediğim. Bu böyle olacak. Tamam bu da bu tar Ha o doğruydu. Bu da böyle olacak. Bu da böyle olacak. Bu da böyle olacak. Tamam. Tamam anladım. Bir ile üçün ikisi birbirine benziyor. Biri daha ince kemikmiş. Onu şey yapmışım. Aldığım küpümle tekneye geri dönme zamanı. Dön. Hmm. Tüm eserleri buldum. Her birinin ne işe yaradığını bilseydim keşke. Kristal'i mağaraya geri götürme zamanı. İkinci kısım da bitti. Hadi çarptılar bize. Aha öldük. Biz kasabadan ayrıldıktan sonra bir ajan gelmişti zaten. O ajan. Aynı arabayla çarptı kaçın. Kazadan sonra kendinize geldiniz. Ciddi yaralanmalar olmamasına rağmen vücudunuzun her yerinde ağrı hissediyorsunuz. Birinin telefonda konuştuğunu duyabiliyorsunuz. İşte arabayla çarpan telefonda konuştu herhalde. Evet neredeyse hazır ikinci aşamayı başlattım. Kayıp eserleri yanında taşıdı. Peter Stone Jr. diye biri şeyin oğluymuş. Ha, bak babamızdan bahsediyor. Kendine geldi gibi onu sorguladıktan sonra seni arayacağım. Aha sorgudayız. Kelepçelenmişiz. Uyanık mısın? Şimdi bana her şeyi sırayla anlat. Oğlum her şeyi açıklayacak zaman yok. Aa baba geldi. Kristal'i etkinleştirdim. O yüzden en kısa sürede ona ulaşmalısın. Baba ölmemiş. Ne oluyor? Ne yaşıyoruz biz şu an? O da neydi? Babamı mı gördüm? En kısa zamanda Kristale gitmem gerek. Nereye gideceğiz Kristal'e, Çakmağa da? Güvenlik kamerası çöp kutusunda bir şey var mı? Masa yere sabitlenmiş, hareket ettiremiyorum. Gereken giriş seviyesi 2. Ha şey şey dur. Yangın yangın şey değil mi bu? Yangın alarm sensörü yanında bir şey yakarsam kağıdı yak. Nasıl yakacağız onu ya? Kağıdı buraya koysak. Odadan çıkın. Odadan kaçışa döndük de, bak şimdi çöp kutusunun içerisinde o kağıdı yakmak lazım. He sandalyeleri al. Tamam sandalye alacakmışız. Aldık. E, bu sayı biraz gevşek görünüyor. Evet bastım çöp kutusu da olmadı. Sandalyeyi bunun altına mı koyacağız? Yo. Sandalye duvara fırlat. Ha öyleli. Fırlattım. He, metal şey aldım. Tamam. O metalle kapıyı hayır, bunu hayır. Hala bir şey yapmam lazım. Masanın ayaklarındaki vidaları sökmek için metal şey. He. Masayı illa şey yapmam gerekiyormuş. Tamam. Düz tornavida niyetine. Bizi bırakıp gittiler. Burada hiç de izlemiyorlar yani. Hani bunları yapmamıza izin mi veriyorlar? Ha, buraya attım. Üzerine kova koysam. Hayır, üzerine sandalye koydum. Üzerine kova koydum. Ö. Öh. Onu onun üstüne, onun onun üstüne. İçine kağıt koydum, yaktım. Tabii yakın olması lazım ki. Kamerada beni hiç görmedi. Kapı şimdi açıldı. Aç. O da odayı, o da odayı takip ediyor, evet. Şimdi. Şimdi. Buradan gidiyor sorgu odası burası, bak biz buradan çıktık. Ee, kaçış yok. Burada bir diyor. Hmm. Bu ne? Poketopu gibi. Spor salonu. Valla onlar bizi bırakıp mı gittiler? Ne yaptılar? Burası mavi e, şeylik. Mavi anahtar lazım. Kırmızı anahtar lazım. Açılmıyor. 2 diyor. Saatlerle alakalı. Redcliffe saatleri. Saat 4. Saat 11. Bu ne? 7. 9. Beş, Nereye yazacağız ki onu? Ya ne arkadaş her birine dı, 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 dı Aa, yine ofis o gittiğimiz ofise benziyor. Laptop. Kağıtlar. Aha, giriş kartı buldum. Ryan tüm ekibin tebriklerini iletiyorum artık bir dedektifsin ancak bu görevi hak ettiğini kanıtlaman gerek bunun için ilk gün testini geçmen gerekecek sadece bu vesileyle bir cinayet davası hazırladık görevin sistemde tutulan davanın numarasını keşfetmek ee, bu numara aynı zamanda dizüstü bilgisayarın şifresi bu arada kurbanı tanıyorsun senin tutukladığın biri bu yüzden fotoğraf odasına bir bak dava dosyası numarası. Muhtemelen mini oyunlarını oynamam gerekecek. Mini oyun? Hmm. Bunu okuyorsanız düzüstü bilgisayarı tamirciye götürün. Çalışmıyor. Tamam. Ee, burada bir bilgisayar. Rose. Rose'un bilgisayarın da bir şifresi var. Yine o ofis bölümündeki gibi her bilgisayar otto otto'nun da bir şifresi var. Kartı saklayın. Aa Rose'la Rachel evleniyormuş. Düğün töreninde Redcliffe gezisi gerçekleşecek. 4 6 2019 Dursun. Düğün davetiyesi aldık. Polis dizileri izleyen polisler mantıklı. <laughs> Polis dizilerindeki saçma sahneleri izliyorlarmış. Tamam, bakacağım. Bura çok karışık. Koridor kapısını açmak için geçiş kartını kullan. Hangisi şu? Al geçiş kartı. Gir. Öf, bir sürü şey var burada. Bir de bölüm de bitmedi bu. Kısım 1, kısım 2 falan diye gidiyor. Anahtar veya maymuncuğa ihtiyacım varmış. Tamam, dön. Şurada neler var? Aha aile fotoğrafı. Burada bir şey yok. Çık. Bu ne? Bu yok. Bu yok. Çık. Anahtar. Kırmızı kapının anahtarını bulduk. Bunda da bir şey yok. Şuralarda da bir şey yok. Çık. Burada görevimiz neydi? bina, binadan başka bir çıkış bul. Yani sonuç olarak buradan çıkacağız. Olayımız o. Hmm. Oturma odasını kapı kapı açma kırmızı. Ha, be otomatikman buraya yolladı. Ha. Ha bak. Oranın şifresi bu şeyin dış kapının danıtlar. Ee, tamam dur. Şunu bir çekeyim. Tamam kapının şifresini bulduk. Level 2'yi buldum. Level 1'i koydum. Level 2'ye gireriz. Ee, fır 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 fır. <laughs> Buradan bir şey çıkmaz herhalde. Donatlar, donatlar. Ay ne güzel olsa da yesek. Bu da değil, bu da değil. Bu ne? Yıldız silindir. Buz bulabı. Alt tarafı aç. Aha. Joey yemeğini paylaşmaz. Tamam, Joey'nin yemeğini almayacağım. Joey nerede ki? Ortada Joey yok. Kaynamacık. Da alsam ne olur? <laughs> Çık. Ee, donat kapısı. Ha. Şurası, 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 şurası. Ay dur, çık. Aç. Oto, bir, iki, üç, dört, fıtı fıtı fıtı. Fıt. Geç. Yuh her şeyinde bir şifresi mi var? Abart. Bir numara. Ryan'ın Otto'nunmuş. Otto'nun bilgisayar şifresi aynı zamanda buranın şifresi mi? Öh. Soru işaretleri devam. Sunucu odasının kapısını açmak için geçiş kartını kullan. Tamam al. Birazcık böyle gideceğim. Sunucuların birinden kırmızı dosyayı al. Tamam. Oha. Birinci aşama bağlantı yönlendirmesi. 2, 3, 4. Oo, beynimiz yanıyor. Haydi bakalım oyunu. Sunucu bağlantı yönlendirmesinin 5 doğru aşamasından 3'ünü bulmak için kırmızı klasörü kullan. Bağlantı fıt, 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 göster. Bu ne? <laughs> Bazen bu oyuna neden başladım diye kendimi sorgularken buluyorum. Ve bu oyunda bu soru işareti olmasaydı <laughs> ne yapardığımı sorguluyorum. Ee, bağlantı kurulana kadar diğer ikinin farklı kombinasyonunu denem Hiç uğraşamayacağım biliyor musun? Vallahi hiç uğraşım. Çöz. Matrix. A. Yemin ederim aşağıda ne o yazdığını görmeden Matrix dedim Neo çıktı. Biraz Karayip Korsanları, biraz Matrix falan, Karma. E ee, ne yapacağız buraya? Rose'un bilgisayarına giriş yap. Şifresi düğün davetiyesindeki tarihmiş. Tamam. Doğru. Rose'la düğün davetiyesi 4 6 2019 04 Bir dakika 04 önceden yazılmaz da neyse 04.06. Ayo yazılırmış. bunu biz Türklere göre çevirmişler. Posta gönderen Richard Rosa göndermiş. Önemli. Dün bir güvenlik kontrolü yapıldı. Sistemde bazı güvenlik açıkları bulundu. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Rapor için soyunma odasındaki evet. Saygılar Motor. Dün bir güvenlik kontrolü yapıldı. Sistemde bazı güvenlik açıkları bulundu. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Rapor için soyunma odasındaki dolabını kontrol edin. 08642 ee, onu yazsanız abi 08642. Rozun dolabı hangisi ise dolap kodunu vermiş. 08642. Net unutacağım da. 08642. 08642 08642 08 642 plaka veri tabanı lütfen plaka numarası girin ney Neyin plakası? Kimin plakası? Richard'ın dolap numarasını panoda gösteriliyor. 4 kodur uzun bilgisayarında... Hmm. 4 değil ya. Sil heh. 08642. 8 642 İç yazışma. BT altı güvenlik kontrol sesini izleme terminali bir güvenlik açığı tespit edildi. Komuter için sözü Ha. CMD hack. Buymuş. Bunu yazacağız. Burada böyle bir şeyler varmış. Tamam. Tişörtte de bir şey yokmuş. Sunucu odasındaki terminali güvenlik kapanıyor ee, Geç. Neydi? Hack konsol erişim kopuldu. M bu değil mi ya? C, M, D, Hack. C, M, D, Hack. Evet. Tamam. Onun altında ne yazıyordu? Bir kelime seçme. L, Q. imkanı yok göremiyorum. L, Q ters D desen, G desen, I desen, N desen, G belki. Burada bir şeyler sonuçlar penceresi, deneme sayısı ve başarılı tahmini. Yemin ederim epilepsi olmalı. Gözüme nasıl yansıdı? Ee, ne yazacağız, ne yazacağız? Bu kadar şifreyi nasıl aklına tutuyorlar ki bunlar? Ben bir saat hepsini unuturum. İşte şey fotoğraf çek, bir kenara yaz. Öyle yok akılda tutmaz ki. Ekrandaki kelimeye gir. Gire bastıktan sonra seçilen kelime şifreye karşı... Enter. Ha. Bir dakika dur. Onu seçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da L ile başlayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil. Öyle bir şey var mı burada? L ile başlayan. Ha şu. Yok. Lasting. a -L. Loading mi yazıyor burada? Loading olabilir ha. Doğru mu? Aa doğruymuş. Doğru şey mi bulacağız? Doğru kelime mi bulacağız? Oyundakiler yani oyundaki karakterler nasıl diyor? He. Bilmem. Çöz. Valla her şeyi bir anda çözdü. Çıktı karşıma bu. Neyse ne. İzleme terminalinden briefing odasına bak. Masalara özellikle dikkat et. İzleme odasından. He. Briefing odası. Masalara özellikle bak. Beyaz, siyah, siyah, beyaz, siyah, beyaz, 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 siyah, beyaz, siyah, siyah, beyaz. <laughs> evet. Sonra şunu da bir çekelim. Koridor, ofis, spor salonu, evet, kaslı bir Kişi. Toplantı odası baktık zaten. Sorgu odası baktık. Sorgu odasındaki benim şu an yaptığım hal. Bir de garaj varmış. Garajda burasıymış. briefing odasındaki e, odasının kapısını aç. Kod odadaki masaların renklerinde saklı. Tamam. Oy. Mikrofona çarptım. Ee, neydi? Beyaz, siyah, siyah, siyah beyaz, siyah beyaz, beyaz beyaz, beyaz, beyaz siyah, siyah beyaz. Evet. Açtım. Sonra indir. Ee, bir tornavida, projeksiyon makinesi burada bir şeyler yok. Dön 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 falan filan. Aha burada bir şey var mı? Yok. Yangın tüpü falan filan yok. Projektörü odanın ortasındaki yere koy. Ha şurası. Koy projeksiyonu. Çalıştır. Sonra projektörü projektörü ekranı aşağı çek. E, tamam çektim. odası. Ha. Kapa. Ha. Herhangi bir incelemeye kanıtları kontrol ederek başlanması gerekir. E2 numaralı kanıt rafına göz atın. Kanıt dolabındaki şifreli kilitleri vidaları sökmek için tornavidayı kullan. Hi. Kanıt dolabına geldik. Nereden? Ha, salondan. Şurası kanıt dolabıymış. Hiç bak ne güzel bunu şifresiyle hiç uğraştırmıyor al diyor tornavidayı sök diyor. Buna şifre buldurtmamışlar. Ha, söktük. Derken hiç bırakır mı? Hiç bırakır mı? Nasıl tahmin edeceksin ya? Ben tahmin edemiyorum. Şifreli kilitlik işlem ve kabloları doğru bir şekilde birleştirerek kilidin koduna kabloların hepsini birbirine bağlamalıdır. Şifreli kilitlik işlem 15496. <laughs> 5496. E Tamam, açıl. Şu ne? Dava dosyaları, tarihler falan yine çok karışık. Yüz buluşunun notunu zaten biliyoruz. Çık, çık. İyice beyin yanda. Oh, A1'de bulunan A2, A3 bilmem ne sıralamalar var yine. Kanıt dolabındaki raftan E2 numaralı ipucunu bul. Hah. E2 demiştik Onu da bulduk. Kanıt novuymuş. Evet. Cinayet işlenmiş. Fotoğraf odasının kapısını açmak için geçiş kartını kullan. Gel. Suçluların fotoğraflarını çektikleri yer. Eee Evet, bunu nasıl yapacağız? Fotoğraf makinesini almak için. Aa bu. Aa bunların bir sürü mü bulmak? Ne işe şeyden... Bunlardan bir sürü bulmak lazımmış. Aa buldum bir tane daha. Üç tane daha bulmak lazım. Spor salonundaki Gary'nin ödülüne bak. Baktım. 143.25 kilo. Bölümler arası göğüs pres yarışmasını kazanmış. 140 gö göğüste 143.25 kilo kaldırmış. Kupa kazanmış. Bu galiba. 143 25. Gerinin ödülüne baktığında sorma odasındaki dolabın numarası bulduktan sonra dolap kodunu 100 143 25. 143 25 ha, bir tane de buradan bulduk. Kat odasındaki raftan kilidi al. Tamam buradan da bir tane bulduk. Asansör. İlk kat. Zaten buradayım. Garaja inecekmişim. Aha Ha buldum. Çık. Bunlarda bir şey yok. Bunlarda da yok. Hiçbir şey yok. Tüm kitle fotoğrafı cihazı koy. Tamam. Gel. Ay. Oyun baga girdi. Çok yanlış yaptım. Şurası kapanmıyor. Ana yandım. <laughs> Düzelttik. 1, 2, 3. Bu bir koda benziyor. Evet. Nerenin kodu? Tabisi. Şuranın kodu. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 6, 2, 5. 1, 4, 6, 2, 5. Burası olabilir mi? Yok. Buranın... Evet burası. Dur. 1, 4, Aa, yok. Cık, olmadı. Dört. Şunda hiç yok. İki, üç, dört. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neydi? 1, 4, 6, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Tom Riddle. Tom Riddle. Tom Riddle'ı da almışız e, ee, Lilo Finch, Patrick Glover, Billy Anthem Margot Peck, Justin Tull, Joe Fix, Joe Who Kim, Margaret Rust, Rick Mort, Rick Mort olmuş. <laughs> Catherine Gunn, Tom Riddle. E, ee, Tom Riddle erkek, posta kodu. Hmm, bunların hepsinin posta kodları acaba dolaplarının oldu <laughs> mu? işte her yerden her filmden şey yapmışlar hani saatlerle bir şey olduğu belliydi şifresi otunun bilgisayarında giriş yap kaçtı bu 4 11 ay hiç yazamayacağım yok 7 73 51 73-51 Boş. Tıbbi tetkikçinin soruşturma raporları. Aa. Adli tıp raporunun tarihini gir. E2 numaralı ipucunu kullanarak bıçağı kanıt kayıtlarının tarihini bul. Adli tıp raporunun tarihini gir. Eee, kanıtı neydi? 3-0-99-24-23 24-23, 24-23, 24-23 24-23 24-23 3-0-99-24-23 17-05-19 17-05-19 17-05 19 Aramanız 4 raporla sonuçlandı, yazdır. Şimdi bunları mı birleştireceğiz? Erkekmiş, ay yastıkla boğulmuş. Adı bilinmiyor, kadınmış. Akciğerlerde su bulundu, kurban boğularak öldürülmüş. Bu kafatası travması, bir şeyle kafasına vurulmuş. Bu da bıçakla. Biz bıçak bulduk, bıçakla öldürülen de bu. Yaşı 45. Yani bıçakla öldürülen en sondaki, onun adını adını artık. Bilmiyorum, bulacağız. Adresin bulunduğu yeri ve posta kodunu izleme terminaline gir ve V ne? V'yi sonra ekledim. Bu yer adresin bulunduğu bağlı ipucu kullanarak bıçak yarası olan kurbanı bul ve adresin bulunduğu yeri raporda bulabilirsin. Bir önceki fotoğraf fıtı 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 göster. Dur şuraya gel. Açık sokak güvenlik kameraları. Şu bölge D diyor. Eee bölge D yaşı 45. Bu bize bir şey vermiyor ki. Bölge D adres posta kodu. Dedektifçilik aynen iş gittikçe değişik bir hal alıyor. Kasabada ne oluyor dedik, babayı bulalım dedik. Baba bir göründü gitti şimdi dedektife döndük. Ee, şimdi bıçakla yaralanan bu bölgede tamam. Ee, kanıt dosyasına gelsek 23-24'te 24-23'te şunu mu gireceğiz acaba numara 3099-24-23. Sığmaz bu. Hmm. Güvenlik kameraları. O zaman bir dakika buraya bakacağız. Doğru ya güvenlik kamerasına bakacağız. Adam tamam D bölgesi şehir içi yolları trafik yok. Yok burası da değil. Hmm. Şüphelinin adını gir. Kullanıcının adını gir. Adını da bilmiyoruz. Adını kayıt dosyası. Hmm. Şeyler vardı dur. Neredeydi o? Ha adını biliriz dur dur. 45 yaşında erkek. Gel buraya. Dur. Ha, erkek. Ha posta kodu da burada yazıyor. Tom Riddle olabilir mi? Tom Riddle. 45. 45 yaşında eve benziyor mu? Bu kadın geç. Patrick olabilir. Gözüm tutmadı peti. <laughs> Billy Anthem. Hangisi 45 yaşında? Margot Peck. Bu kadın geç. Justin Tull. Bu da çok genç gibi duruyor. Joe Fisk. Bence bu olabilir ha 45 yaşında. 45 yaşında bu çok böyle. Bu kadın. Tamam erkekler mort var. Tamam ya belli zaten. Yani 4 tane 5 tane erkek var. Şimdi 540, 793. 540, 793. 540, 793. Tamam bu değilmiş, geçtik. Tom Riddle değilmiş. Erkek. 459, 612. 459, 612. 459 612 O da değilmiş. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Ee, Billy and him. Billy and him. Bir de şöyle yapalım. Billy and Tam. Şuradan çık. Şuraya gel. Tamam mı? Ee, Billy. Billy, Billy, Billy. And hem desek. Boşluk bırakmadım. Boşluk. And. Arkadaşım. And. Hem. Kurbanın adı. Şüphelinin adı. Neyse. Bir de öyle deneyelim dedik. 378 457 378 457 378 457 Bu da olmadı. Sıradaki erkek, kadın, erkek. 139 245. 139 245. 139 245. Ya artık bir çıkartık ya. En sondaki çıkar ha. her zaman öyle olur. Jo 378 237. Alacağım birazdan zaten az kaldı. 378 237, 378 237, 378 237. Yes, buldum. Dedim en son çıkar, en sondaki çıkar. Ilgaz hoş geldin selam. 378 200 ne yapacağız? Ha kamera kaydını izliyoruz. Şüpheli aktivite. Aha evin önüne bir araba gelmiş. Arabanın plakayı. Görüntüyü netleştir. Plakayı ver. Plaka. Plaka, 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 plaka. 53, 67, 12. Yazdır. Yazdırma varmış. Ben niye fotoğraf çektim ki görmeden? Ee, tamam, yazdırdık. Ha, bir kanıt daha buraya aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Yazılan fotoğraftaki plaka rozun Rose'un bilgisayarına gir. Tamam plaka kodu diyordu yani plaka kodu ne ya plaka numarası diyordu. Ben diyordum neyin plakası falan. Buymuş. Kaçtı? 536 712 530 ben sola çektim. 536 536 712 712 Enter. Araç sahibine rapor ol. Yazdır. Bir kanıt daha geldi. Aha. Chris Reeds. Chris öldürmüş. Araç üretimi 2006 yılı arabası var. Win diyor görev türü sedanmış, maviymiş, plakası da buymuş. Aha, arabanın sahibini de bulduk. Hadi bakayım. İzleme terminaline kurban suçun adını gir. Tamam. Joe Fisk. Dur şurayı bir sil. Fıtı 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 fıtı. Şimdi ne diyor? Chris, Ritz. Suçlunun adı, kurbanın adı değil, şüphelinin adı. Chris, boşluk, Ritz. Yanlış mı yazdım? Burası iyi olmayacak mı? Ama kendisi otomatik iyi yazıyor. Ritz değil miydi? R-i-d-s Chris Chris r -i -d -s. O zaman bunun da adını yazacağız tamam kurbanın adı neydi ya Fisk miydi ne fiskti Ha, Joe Fisk tamam. Joe Eee Ay dur Joe şu. Fisk. Evet. Ee, Ryan, tebrikler. 563 72 81 bin oldu? Davayı çözdünüz ve testi geçtiniz. Dava çok basitti. Kurbanın evinin yakında sık sık park edilmiş şekilde görülmeye başlayan arabayı takip ettikten sonra sonunda şüpheliyi bulduk. Ve ilk sorgulamada suçlu bulundu. Nedeni kıskançlıktı. Karısı kendisini kurbanla aldatmıştı. <laughs> Karısı aldattığı için gitmiş öldürmüş. Jofisk. Fisk'i öldürmüş. Vay vay vay. Ryan'in bilgisayarına vaka numarasını gir. Şey yazsanıza. 563 7281 563 7281 Teşekkür ederim. Göster. Uh, Ryan 563 değil mi? 72-81 72-81 Fotoğraf boş. Bunları, ge bunları geç. Video boş. Twitter'ını, Facebook'unu ne yapalım? Bu boş. Notlar. Uh, Twitter şifresi, Facebook'lar, bir şeyler. Biz ne yapacağız bunu ya? Bu fotoğraf çekelim. Bir dakika. Tamam. LinkedIn var, Facebook var, bir şey var kapalı. Mesela Twitter'a girdik. Şifresi mi var? Yok. <laughs> Twitter açılıyormuş pardon. <laughs> Gerçek Twitter açıldı. Eee, mesaj. Bu da boş. İnternet bağlantı yok. E ne yani? Oynayacak zamanım yok. E ne yapacağız burada? Ryan'in kilitli dolabını açmak için Ryan'in bilgisayarındaki kodu gir. Sayı 2. E. Bilgisayarındaki kod. Tamam, dolap kodu. Twitter diyor. Facebook diyor. Polis üyesi. Ha, şu kilit. 14837. 37. 148 37. Aç. Oo. Maymuncuk. Aa maymuncukla bir şey yapacaktık. Koridorluk duvardaki anahtarı açmak için kilitleri kullan. Her birinin bana... Ha? Buraya maymuncuk kullan diyordu işte. Al maymuncuk. Haydi bakayım maymuncuklu nasıl açacağız? Nasıl bir sistem? Koridorluk duvardaki anahtarı açmak için kilitleri kullan. Her birinin... Bana bir çözsene ya. <laughs> Azıcık uğraşamayacağım da maymuncuk sistemi birazcık şey geldi. Değişik geldi. Ee, i̇zleme terminali kullanarak garaj kapısını aç. Garaj. Açık. Buradan çıkma vakti. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Garaj eme, polis arabasına binmek için anahtarları kullan. Hangisine bindiğimizi ee, önemi var mı? Ha buymuş. Polis akademi başarısı kazandım. Evet bitirdik. 13. bölüm. E 2 aşamadan oluşuyordu o yüzden bunu bu şekilde bitirmek gerekiyordu. Şu anda 15. bölüme geçtik. Dur bakayım. Ha yok 14 14. bölüm de bitti. Pardon. otomatik beni 14'e bağlamış. Buraya geçirmeden. Ha. Ben nereden başlamıştım? Tabii. Buradan başladık biz. 13. bölümün kısım 1'i oynadık. 13. bölüm kısım 2'yi oynadık. Ondan sonra bize sinematik geldi ve otomatik 14'e bağlamış aslında ben. E, 13. bölümün ikinci kısmını oynadığımı zannederken bunu da bitirdim. Şimdi buraya geçtik. Kısa bir an e, ayna camının yansımasında babamı gördüm. O bana kristalin nasıl etkinleştirileceğini anlattı. Bu ne anlama gelebilir diyor. Bunu da bir sonraki bölümde oynayacağız tabii ki. E, şimdilik bu kadar. Evet, YouTube izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.